Merhaba arkadaşlar. Fulfillment Tribe altındaki Inbound ekibinin How to Fix It Receiving Replatforming videosuna hoş geldiniz. Öncelikle ben kendimi tanıtayım. Ben Fikret. Yaklaşık 2 yıldır Trendyol'da Fulfillment Tribe altındaki Inbound ekibinde çalışıyorum diyeyim ve sözü Semih'e bırakayım. Teşekkürler abi. Ben Hüdayi Semih Çavdar. Yaklaşık 5 yıldır Trendyol'dayım. İçeride birkaç farklı ekipte çalıştım. Yaklaşık 3,5 yıldır da Inbound ekibinde görev alıyorum. Developer'ım. Ben de sözü Ece'ye bırakayım. Teşekkürler Semih. Ben de Ece Işık. Yaklaşık 3 yıldır Trendyol'dayım. Bu sürenin bir senesi de Inbound takımda yer alıyorum. Developer'ım. Ben de topu Mustafa'ya atayım. Teşekkürler Ece. Merhabalar. Ben Mustafa Koçak. Developer Unitesi olarak çalışıyorum. 2 yıldır da Trendyol'dayım. Teşekkürler Mustafa. Mustafa, peki daha önce duymayanlar için Fulfillment Tribe hakkında bilgi verebilir miyiz? Ve Inbound'un bu Tribe'daki görevlerinden bahsedebilir miyiz? Tabii abi. Fulfillment Tribe olarak Vena ismini verdiğimiz endüstriyel bir yazılım geliştiriyoruz. Depo yönetim sistemini kendimiz geliştiren nadir şirketlerden biriyiz. Bu sayede third party'ye olan ihtiyacı ortadan kaldırıyoruz. Bu konuyla ilgili daha detaylı anlatım için de How to Fix It with Fulfillment Mobile Teams Creation Story videosuna göz atabilirsiniz yine. Inbound ekibinden bahsedecek olursak da akışta görüldüğü üzere Receiving ve Return yani iade ve mal kabul olmak üzere iki ayrı ana domaine sahibiz. Ekibimizde 7 developer, 2 developer in test, 1 product manager ve 1 lead yer alıyor. Sprintlerimizi de haftalık olarak koşuyoruz. Teşekkürler Mustafa. Ece, bugünkü konumuz olan mal kabulden bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Tedarikçilerden gelen ürünleri depoya sistemsel olarak alabilmemizi sağlayan modüldür. Genel kapsamda elimizdeki ürünü barkod ile fiziksel lokasyonu mal kabulünü yapıyoruz. SD, FT, FBT olmak üzere 3 farklı mal kabul tipimiz var. Kısaca bahsetmek gerekirse SD mal kabul herhangi bir müşteri siparişi olmadan depomuza gelen ürünleri stoğa kazandırdığımız ve sonradan satışını yaptığımız mal kabul türüdür. FT mal kabul ise önce müşteri siparişlerin geldiği, sonrasında bu siparişlere istinaden tedarikçilerden gelen ürünleri depoya aldığımız süreçtir. FBT ise Fulfillment by Trend olarak isimlendirdiğimiz, satıcıların ürünlerini kendi depolarında stokladığımız ve onlar satış yaptıkça operasyon işlemlerini yürüttüğümüz mal kabul tipidir. Bugün SD mal kabulü anlatmak istiyoruz. Teşekkürler Ece. Semih, neden replatforming yapma ihtiyacımız oldu? Ondan bahsedebilir miyiz? Tabii abi. Trendyol depo yönetim sistemi third party bir firma tarafından geliştiriyordu. Ancak her ihtiyacımızın çözümünün olmaması, eski teknolojilerin kullanılması, bakım maliyetinin yüksek olması ve skeledenememesi sonucunda Vena projesi doğdu diyebiliriz. Vena projesi ile ilk dönüşümü yapılan proje aslında mal kabuldü. Bu proje yaklaşık 6-7 sene önce başlamıştı. Bu yüzden de en eski teknolojiler bu modüldeydi. Sonrasında gelen feature'ların eklenmesi ve bakımının zamanla yapılamaması sebebiyle de legacy bir sisteme dönüşmüştü. UI'larımızda Angular.js, backend'de .NET Framework vardı. Sonrasında bir .NET Core 5 geçişi yapıldı. DB katmanlı ise MS SQL kullanılıyordu. Raporlar SQL view'ler aracılığıyla veriliyordu. Read ve write DB'lerimiz aynı olduğu için de raporlamalarda ve Excel'lerde sisteme ciddi yük bindiriyorduk. Ekran sorumlulukları çok fazlaydı. Aynı ekranda birden fazla business vardı Ece'nin bahsettiği kişilerde. Bu business'lar UI kodlarının içerisine yazılmıştı. Bu da hem bakım maliyetini, hem geliştirme maliyetini, hem de bu gelişmenin test maliyetini çok yükseltiyordu. Mal kabul yavaşlık var cümlesini de çok fazla duymaya başlamıştı aslında. Teşekkürler Semih. Peki Ece, replatforming sürecinde nelere öncelik verdik? Onlardan bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Replatform ederken öncelikle müşterimize ihtiyaçlarını analiz ettik. Daha sonrasında ona uygun tasarım çıkarmaya çalıştık. Bu sayede hem daha izlenebilir hem de performans odaklı bir tasarım tasarlamayı hedefledik. Endüstriyel yazılım geliştirdiğimiz için kullanıcı deneyimine önem verdik. Kullanıcı deneyimini görmek ve analiz etmek için sahaya inip ekipçe incelemelerde bulunduk. Kullanıcılarımıza olabildiğince az işlem yaptırarak sonuca ulaşmalarını sağladık. Ekran sorumluluklarını azalttık. Bunları yaparken de UX dizaynlarına önem verdik. Teşekkür Ece. Önceliklerimizi belirledik. Sonrasında sistem tasarım aşamasına geldiğimizde sistemi nasıl tasarladık? Ondan bahsedebilir miyiz? Replatform sürecinde DDD ile ilerlemeye karar verdik. İlk olarak tüm ekibin yer aldığı offline bir event storming toplantısı düzenledik. Bu toplantıların gerçekten çok faydasını gördük. Event storming hakkında daha fazla bilgi için ekip arkadaşlarımızın daha önce çekmiş olduğu How to Fix It, How Did We Replatform Allocation isimli videoya da bakabilirsiniz.
Bunun haricinde domainimiz çok genişti. Ekip bağımlılıklarımız çok fazlaydı. Yeni bir ekip olduğumuz için de domain bilgisi tüm ekip üyelerinde eşit değildi. Yapılan bu toplantılar sayesinde domain bilgisini orta noktaya çekmiş olduk. Event storming çıktılarından biri mal kabul domain dokümanının ve user storylerinde belirlenmiş olması oldu. Ekip yeni olmasına rağmen Trendyol çalışma kültürüyle beraber yalın ve net iletişim kurduk. Bu da orta noktaya gelmemize oldukça yardımcı oldu. Teşekkürler Ece. Peki Replatforming hangi clientları kapsıyor? Hangi platformlara destek veriyoruz Replatforming ile birlikte? Abi web uygulamasını replatform ederken aynı istekleri mobil ortamda da desteklememiz gerekiyordu. Çünkü el termali denen bir süreç var Vena'da. El termalleri de kullanılıyor. Bu sebeple mobil ekibimizle beraber çalıştık. Bu sayede de mal kabul işlemi hem web hem mobil uygulamalarda kullanılabilir hale geldi. Mobil ekiple beraber çalıştığımız ilk projeydi. Bizim için de farklı kliente çıktığımız ilk uygulama oldu. Farklı bir tecrübeydi. Teşekkür Asime. Ece, peki Replatforming ile birlikte hangi teknolojileri kullanıyoruz? Hangi yeni teknolojiler hayatımıza girmiş oldu? Web ve mobil olmak üzere iki ayrı BFF'imiz var. Bu BFF'leri Go ile yazdık. Business işlemlerimizi yazdığımız DB'ye gittiğimiz apilerde ise .NET Core 7 kullandık. NoSQL DB'ler için cross-contain çıkardığımızda ise Couchbase'in bize daha uygun olacağını düşündüğümüz için onu tercih ettik. UI'larımızda Angular 13 kullandık. Sisteme ciddi yavaşlık verdiğini düşündüğümüz ve operasyon işlem yapılan raporlar için ise Couchbase to Elastic yardımıyla Elastic'e yazdık. Bu sayede de raporları Elastic'ten verebildik. Analitik dataları Data Mesh mimarisiyle Data Product olarak besledik. Looker yardımıyla bu data product'ları kullanarak dashboard'lar oluşturduk. Kullanıcıların davranışlarını gözlemleyebilmek için ise Google Analytics implement ettik. Teşekkürler Ece. Sonra peki test sürecine geldiğimizde test kısmında neler yaptık? Ondan bahsedebilir miyiz? Tabii abi. Öncelikle receiving domeni özelinde backend otomasyonlarının ne durumda olduğumuzu görmek için bir dokümantasyon hazırladık. Sonrasında replatforming sürecinde yazılan tüm endpointlerimizi backend otomasyon testlerinin olması için shiftlef yöntemiyle ilerledik. Yani endpoint geliştirilirken biz de paralelde otomasyonu hazırladık. Gelişme bittiği zaman da manuel bir efor vermeden otomasyon testi sayesinde testlerimizi tamamlamış olduk. Bu süreçte çok fazla yere dokunduğumuz için projemizin pipeline'ına otomasyon test stage'ini ekledik. Bu sayede canlıya çıkmadan önce tüm otomasyonların çalıştırılmasını ve varsa hata alan case'lerin fixlenmesini sağladık. Hazırda bulunan endpointler için de kritik gördüğümüz yerlerde performans testlerimizi koştuk. Bu testleri ilk başta Postman üzerinden iteration halinde koşmaya başladık. Daha sonrasında Ares üzerinden koşacak hale geldik. Kısaca Ares uygulamasından bahsedecek olursak da Trendyol içerisinde performans ve yük testi koşmamız için geliştirilmiş internal bir uygulamadır Ares. Test tarafında diğer kritik bir konu da canlıya çıkmadan önce koşacağımız testlerdi. Burada çok fazla test case'imiz olacağını öngördüğümüz için replatforming süreci başladıktan sonra test case'lerimizi de hazırlamaya başladık. Ve canlı testlerimiz öncesinde bu dokümantasyonu müşterimiz ile paylaşarak fikir alışverişinde bulunduk. Ne gibi datalara ihtiyacımız olduğundan bahsettik. Daha sonrasında ekip olarak operasyona inerek fiziki bir ortamda bu canlı testlerimizi koştuk ve testlerimizi tamamlamış olduk diyebilirim. Teşekkürler Mustafa. Peki replatforming sürecinde bizi zorlayan taraflar neydi? Ondan bahsedebilir miyiz? Şöyle Go, Couchbase, Elastic gibi teknolojileri kullandığımız ilk uygulamaydı. Bu sebeple bunların learning curve'ü bizi biraz zorladı. Ekibimiz yeni kurulduğundan domain hakimiyeti konusunda hepimiz aynı noktada değildik veya soru işaretlerimiz olan yerler oldu. Bu da bizi zorladı. Onun dışında canlıya geçiş kısmında da eski ve yeni mal kabuldeki dataları sync tutmak da zorlandığımız noktalar oldu diyebilirim. Teşekkürler Mustafa. Semih, geçişi nasıl yaptık? Örneğin dataların sync tutulması gibi konularda nasıl ilerledik? Ve replatforming sonucunda sonuçlarımız, çıktılarımız neler oldu? Ondan bahsedebilir miyiz? Tabii abi. Yük testleriyle beraber Mustafa'nın bahsettiği gibi sistemin kaldırabileceği yükü ve nasıl davranacağını biliyorduk yük altında. Sistemi operasyona teslim etmeden önce de kendimiz depoya gidip canlı testlerimizi yaptık. Bunun için bir ön hazırlık yapıldı. Canlı alacağımız uygulama yeni bir URL'den serve edileceği için aslında araya bir load balancer ya da dev testi almadan canary deployment gibi bir planımız vardı. Çünkü yeni bir modül olarak ekledik Vena'ya yeni mal kabulü. Canlı alırken önce tek bir depoda açtık ve sadece o depodaki kullanıcılarımıza yetki tanımladık. Sonrasında sistemi monitör etmeye devam ettik. Replatform yapılan sistemde mal kabul yapıldığında legacy sistemi de event based bir mimaride beslemeye devam ettik.
Bu sayede zaten kopukluğu yaşamadık. Operasyona alışabilmesi için de legacy sistemdeki raporları bir süre daha beslemeye devam ettik diyebiliriz. Karşılaştırmak için de iki sistemin evrilik üzerinden karşılaştırdığımızda ufak bir örnek vermek gerekirse bir create endpoint'imiz için aslında response time'ların 400 milisaniyelerden yaklaşık 150 milisaniyelere kadar düştüğünü gördük. Teşekkürler Semih. Burada özet olarak replatforming'i anlattık. Sorularınız için bize LinkedIn üzerinden her zaman ulaşabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.